Değerli Enterprise Next izleyicileri, bugünkü röportaj konuğumuz Work Türkiye yönetici ortağı sevgili Olga Atasever. Kendisiyle en son pandemiden önce görüşmüştük ve araya geçen 1,5 yıl zarfında Olga Bey başka bir şirkette ve Workup'ta karşımızda. Olga Bey hoş geldiniz röportajımıza öncelikle. Hoş bulduk Fatih Beyciğim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz salgın şartlarında hayatta kalmaya çalışıyoruz diyelim. Hemen az önce de açılışta söyledim. Sizle pandemiden önce de görüşmüştük. Başka bir şirketteyiz. Şimdi Workup dünyası. Neler söylersiniz Workup ile ilgili, Olga Atasever'in Workup yolculuğuyla ilgili? Valla öncelikle tabii ben kariyerimi IT tarafına daha geç çevirmiş birisiyim. Hani bakıldığında hep pazarlama, marka yönetimi, iletişim alanlarının içinde, satış alanlarının içinde olduk. İşte bayi kanallarının oluşturulması olsun, marka oluşturulmasına kadar birçok konuda çalışmalarım olmuştu. Ama son 8 yıldır IT tarafına geçtim. IT tarafında bakınca da esasında böyle hani piramidin en üst ucunda ne var diye hani gözünüzü diktiğinizde hani bir önceki şirketimi asla buradan yanlışlamak adına söylemiyorum ama piramidin ucunda açıkçası iş yazılımları dünyası var. Çünkü iş yazılımları dünyası dediğimizde özellikle ERP dediğimizde Fatih sen de çok iyi biliyorsun. Gerçekten bir şirketin beyni gibi orası. Yani bütün operasyon orada net olarak dijitalleşebiliyor. Bütün operasyon orada çok farklı bir kurgunun içinde kontrol edilebiliyor, takip edilebiliyor ve yönetilebiliyor. Bu beni çok böyle hani uzaktan ya keşke o taraflarda olsa dediğim bir konuydu. Biraz denk geldi, biraz sektördeki tanışıklıklar, biraz bizim bir önceki şirketimizde yaptığımız çalışmalarla Workgroup tarafından bir teklif gelince dedim ki işte bu fırsat güzel bir fırsat. Ve Workgroup tarafına geçme kararı verdim. Workgroup tarafına geçerken bugüne kadar her gittiğim şirkette şirketleri büyüttüm. Böyle bir hani Allah çok şükür şansım var diyeyim. Aynı hedefle geldik. Fakat daha geldiğimin birinci haftasında pandemi patladı. Yani hani böyle bir anda o ilk 3 gün, pandeminin ilk 3 gününü unutamıyorum. Yani böyle bir dakika ofise gelecektim ben. Hani bir şey yani çalışacaktık, işleri öğrenecektik falan durumunda. Bir anda böyle evde oturur hale geldik ve ben gerçekten o 2,5 günü hayatımda herhalde hay Allah ne yapsak acaba falan diye en çok düşünerek geçirdiğim günler içindedir. Sonra dedik ki ya bu böyle madem evdeyiz, madem herkes kurgunun içinde o zaman biz de kendi tarafımızda bütün iş ortaklarını, mevcuttaki paydaşlarımızı, biz topluluk üyeleri diyoruz Workgroup'un içinde. Topluluk üyelerimizi eğitelim dedik. Ve her sabah o pandemi döneminde saat 9'da eğitimlere başladık. Bu gerçekten çok enteresan bir dinamizm de getirdi bize. Bir taraftan da çok ciddi bir şekilde de bizi böyle kendi dijital eğitim setimizi hazırlamaya yöneltti. Çünkü pandemi öncesinde bir herkesin biliyorsun tek bir gündemi vardı. Hani bir araya gelelim, göz göze olalım, işte dokunalım, işte tokalaşalım, bir yerinde görelim, bir sizi karşılıklı tanıyalım. Bunlar hani müşteri tarafında da böyleydi. Hatta çalışanlar için bile biliyorsun hani uzaktan çalışma haşa bazı şeylerde işte ne var evine mi göndereceğiz şimdi? Ve bunlar evlerinde çalışmazsa yani bunun gibi ben hani birçok üst düzey yönetici, birçok şirket patronu da hayatım boyunca tanıdığım için şey hani bu hep böyle dijitalleşmenin önünde bence de bir kurgu noktasında engeldi diye görüyorum. Tabii pandemiyle bunlara başladık çok güzel ama pandemi çok ilginç Fatih Bey. Bizim herhalde Workgroup olarak 10 senede anlatamadığımız şeyi o ilk 2,5-3 ay içinde anlattı. Çünkü o kadar enteresan ki insanlar bir anda hani evet o hani panik havası gittikten sonra hani nasıl yapacağız ve işlerimizi nasıl sürdüreceğiz? Nasıl bir sürdürülebilirlik sağlayacağız dediklerinde tek çarenin dijitalleşmek olduğunu gördüler. Ve bu dijitalleşme de mevcutta şu ana kadar gelen bir dijitalleşme ya da teknoloji çözümleriyle olmayacağını gördüler. Bu bizi açıkçası çok bir taraftan da hani bu kadar kötü olay içinde hani burayı ayrı tutuyorum ama iş konuşuyoruz malum.
Çok da mutlu etti. Çünkü biz yıllardır, yani WorkCube'un içinde, WorkCube'un yaklaşık işte 20 senelik tarihi boyunca daha birinci gününden itibaren WorkCube hep web'in içinde çalışan bir yazılım olmayı, bir çözüm olmayı hedeflemiş. Bu web'in içinde olmak başlangıçta tabii şey, hani düşünsene dial-up bağlantıların neredeyse olduğu dönemlerde böyle hani herkesin dudak bükerek, işte hafif sırıtarak, ya hadi canım ya ekranlar mı, bunlar çizimdir muhakkak diyerek de dalga geçtik. Çok ciddi sıkıntılı dönemleri de, o dönemlerin de hani etkilerini de yaşatmış buraya. Fakat bugün gelinen noktada herkes şöyle bakıyor. Evet, web'de olmalıyız. Hani uzaktan çalışabilmeliyiz. İşte bulut olmalıyız. Fakat hala bu kavramlarda oturmuş değil. İşte biz bu 19-20 yıllık süreç içinde hep şunu söylemiş olduk ve söylemeye de devam ediyoruz ve stratejik olarak da buraya gidiyoruz. Web'in aynen şu anda işte bazen bir Google Meet'ten bağlanır gibi ya da ne bileyim Gmail hesabımıza ulaşır gibi ya da banka hesabımıza internetten ulaşır gibi biz de kendi şirketimizin yazılımlarına aynen bir tarayıcının içinden, bir browser'ın içinden ulaşmalıyız diyoruz yıllardır. Bu çok farklı bir teknoloji çünkü. Yani hani lisansın ya da arka planda nereye kurulduğundan bağımsız olarak her kullanıcının, her developer'ın, her admin'in esasında tamamen web'in içinden çalıştığı bir dünyadan bahsediyoruz. Şimdi bu mükemmel bir mobilite sunuyor. Düşünsene pandemi döneminde hani bizim müşterilerimiz ve biz de dahil olmak üzere, ki ben o zaman daha işin başında hani bir taraftan da WorkCube'u tanıyordum. Yani çok hayretler içinde kaldım. Yani hiçbir düzen değişmedi. Hani müşteriler de şöyle oldu. Mühendisleri de dahil bilgisayarlarını aldılar ve eve gittiler. Ve makineleri zaten WorkCube'un içinden yönetiyorlar. Yani hani bir IoT ile hani altyapısını bağlayan müşterilerimiz vardı daha öncesinden. Ve hani makinedeki hani o PLC dediğimiz kısımdan bilgi zaten WorkCube içine akıyor. İş emirleri WorkCube içinden makineye gidiyor. Performans kontrolü vesaire derken gerçekten sadece mavi yakalarının vardiya düzenini çalıştırarak düzgün bir şekilde hani pandemi tedbirlerini alarak hani fabrikalarını yürütmenin yanı sıra bütün idari kadrolarını, beyaz yakalılarını ve mühendislerini evden çalıştırabilir durumda oldular. Bu tabii hani eşittir. Hani bir dönemler bir reklam vardı ya, paha biçilmez diyordu. Hani bir kredi kartı reklamıydı hatırlarsan. Paha biçilmez. Bence hani bu tarafı paha biçilmez. Çünkü şöyle algılanıyor. Yani web deyince hani buluttayız. Bir dakika, kendi sistemim mi olmayacak vesaire. Bunları ayrıca tabii bugünkü konumuz değil. Yani bugün daha genel konuşuyoruz ama şöyle düşünmek lazım. Ben pandemi olsun ya da olmasın, bunu tabii hani öncesi ve sonrası diye de konuşmak lazım. Çok ciddi bir şekilde herhangi bir cihazdan, bana da ait olması da şart değil. Yani cep telefonu olabilir, tablet olabilir, bir bilgisayar olabilir. Buralardan açıkçası ben kendi sistemime erişebilirim. Sadece yapacağım şirketime ait bir subdomain, bir alt domain ismini yazıp şifremi ve kullanıcı ismimi girip sisteme erişmek. Şimdi işte pandemi dönemi böyle, yani benim de açıkçası bir anda böyle hani ne kadar kolaymış. Yani çünkü her şey sistemde, eğitim sistemde, faturalar sistemde, üretim hani sistem, her şey sistemin içinde olabiliyormuş diyerek yani bir taraftan da kurgu anlamında baktığımız süreçte çok böyle keyifle öğrendiğim, keyifle içine daldığım bir yazılım oldu. Şimdi 2017'de biz 2017'nin başında şirket olarak tamamen iş ortaklarıyla çalışma kararı vermişiz. Bu iş ortaklarıyla çalışma kararı tabii şöyle, yani hem pozitif bir şey o dönem için hem de negatif bir şey o dönem için. Çünkü düşünsene, zaten proje yapan, ekipleri olan,
Müşterilerde doğrudan satış yapan bir şirketin cirosu bir anda diyor ki WorkCube, ben artık proje yapmaktan vazgeçtim, bu gelirlerimi tamamen de iş ortaklarına bırakıyor. Bu önemli bir karar. Ve o günden bugüne geldiğinde de çok böyle ortada, yani daha düşük vitesle bir büyüme planı varmış. Biz pandemiyle birlikte açıkçası bu büyüme planını arttırdık. Yani dedik ki pandemi tam tersine bir fırsat, bir de şöyle bir fırsat. Yani hani bizimle çalışması açısından öngördüğümüz iş ortaklarına çok rahat ulaşır olduk. Çünkü herkes evde. Yani hani ya bir gidelim işte iş yerinde ziyaret edelim, ya şöyle yapalım böyle yapalımdan ziyade ya böyle bir online toplantı yapalım. Zaten evde. Doğru haklısınız dedi. Hani ben de müsaitim. Hani işlerin de düzeni açısından. Biz gerçekten o büyüme planını bir taraftan aynen şimdi yaptığımız gibi online toplantılarda destekleyecek şekilde biraz da ekibe de yatırım yaptık. İlave arkadaşlarımızı aldık. O dönemde mesela pandemide istihdam arttıran muhtemelen ender şirketlerden bir tanesiyizdir diye düşünüyorum. Tabii sektörel olarak bakmak lazım. Yani genel sektör olarak konuşuyorum böylece. Dolayısıyla neredeyse pandemi döneminde iş ortağı sayımızı bir önceki seneye göre ki 2020 karşılaştırmasını 2019'da 2019'un bütününü pandeminin son 7 ayında yani 2 katı kadar daha iş ortağı anlaşması yaptık. Çok önemli. Bu çok önemli. Çünkü sebebini de söyleyeceğim. Aynı şekilde pandemi sonrasındaki büyümemiz açısından da yani geçen sene yaptığımız, bütününde yaptığımız iş ortağı sayısı anlaşmasını da bu senenin ilk 6 ayında yaptık. Çünkü talep geliyor. Yani biz pandemide tabii esas talebin müşteriler tarafında arttığını gördük. Çünkü müşteri şöyle bakıyor. Web'de çalışmam lazım, her şeyi çalışmam lazım. Bir dakika bir bakayım kim var dediğinde fiyat, performans, değer ve yazılımın bütünselliği içindeki çeşitlilik anlamında neredeyse alternatifleri böyle 2 tane ya da maksimum 3 tane. Bu çok önemli. Burası bizim gerçekten pandemide büyüme ile ilgili her türlü planımızı hani vites büyüterek uyguladığımız bir dönemi getirdi. Şimdi ben böyle konuşuyorum. Sen bana lütfen arada zaman uyarısı yap Fatih. Yani hani ucu... Evet, akıcı gidiyor gayet sıkıntı yok. Ama belki şunu ekleyebilirim ben de. Bekliyordum nefes almanızı. Aslında bu pandemi şunu gösterdi bize. Türk atasözlerinden vardır bilirsiniz. Bir usubet bin nasihattan evladır diye. Hakikaten bu başımıza gelen salgınla insanların iş yazılımlarına, şirketlerin iş yazılımlarına olan ihtiyaçlarını bizim yıllardır söylememiz işte bilirsiniz. Ben de ERP komitesinin moderatörünü yaptım yıllarca. Oradan çok yakın tanırım bütün ERP şirketlerinin olduğu gibi. Hep söyledik ama insanlar işte bazıları patron şirketi olmadan kaynaklı, bazıları işte ekonomik Türkiye, dolar şöyle bilmem ne yapılır falan diye hep savsaklıyorlardı çoğu insan bu dönüşümü, iş yazılımlarına olan yakınlaşmayı. Ama ne oldu işte geldi pandemi salgın mecburen hani denize düşmek ve yüzme öğrenmek şey gibi, ikilemi gibi insanlar buraya girmiş oldu. Biraz da şunu da sorayım hemen bu konuyu buraya getirmişken. Bu hızlı dönüşüm WorkCube'un satışlarını veya WorkCube'un iş stratejilerine nasıl yansıdı? Olumlu yansıdı ama insanlar hakikaten baktığınız zaman, sizin müşterilerinize baktığınız zaman evet ya tamamdır iş yazılımlarını kullanmamız gerekiyor. Nokta. Oldu mu kafalarında? Özellikle COVID'e bakıyor. Şöyle, insanlar bize ERP diye geldiler. O yaftayı kurtaramıyorsunuz kolay kolay. İş yazılımı yani ERP dönüşüyor. Şöyle, belki bizi sektör dışından dinleyenler de olacaktır diye düşünüyorum. Yani ERP dediğimizde kurumsal kaynak planlamayı kastediyoruz. Bir kurumun temeldeki üretimle ilgili finans, muhasebe ve maliyet verilerini topladığımız alan diye bakıyoruz. Ve birçok müşterimiz bize ERP diye geldi. Fakat gördüler ki ERP hani bizim ancak 20 tane tanımımızdan bir tanesine denk geliyor. Çünkü şunu söylüyoruz. Gerçekten de onların şaşırdığı şey o oldu. Biz şimdi özellikle bu pandemi ve sonrasında artık dünyanın çok hızlı da değişeceğini ve dijitalleşeceğini görüyoruz.
Bunu zaten söylüyorduk ama pandemi bir çeşit katalizör etkisi yaptı burada. Şimdi bak, dünyada 125 milyon tane işletme var Fatih'ciğim. Bu 125 milyon tane işletmenin esasında kullanması gereken yazılım sayısı 36 ana başlıkta toplanıyor. Bunu çok yakından tanırsın. IDC International Data Corporation var. Ve her sene Commercial Software Taxonomy diye bir araştırma yapıyorlar. Bu başlıklar son 10 senede gittikçe arttı ve bugün bakıldığında 7 ana başlık altında 36 alt başlıkta bir şirketin yazılıma ihtiyacı var. Bunu şöyle düşünebilirsin. Yani işte muhasebesi, bütçesi, call center'ı, CRM'i, satışı, pazarlaması, işte saha satış ekiplerinin takibi, lojistiği, deposu, proje yönetimi, içerik yönetimi, dijital arşiv, yani say sayabildiğin kadar gidiyor bunu liste. Şimdi biz de şunu söylüyoruz. Ve müşteriler de pandemide ERP diye geldiğinde onu fark ettiler. İşletme bir bütündür. Yani düşünsene, işletmeyi böyle hani pasta gibi dilimlere bölüp sen şusun, sen busun diyemiyorsun. İşletme bütünse o zaman yazılımları da bir bütün olmak durumundadır ve birbirinin içinde olmak durumundadır diyoruz. Halbuki normalde biz pandemide gerçekten çok Türkiye'nin yerleşik 30-35 yıllık yazılımlarından müşteriler geçti bize. Yani pandemide yaptığımız 3600 tane müşteri aramış bizim pandemi döneminde. 3600 müşterinin 750 tanesi gerçekten bir fırsat olmuş. Ve bu fırsatlardan bize geçenlerin birçoğu %50'den fazlası 30-35 yıldır Türkiye pazarında yerleşik bilinen markalardan. Şimdi müşterinin bize geçişi şöyle oluyor. Ya siz ERP'nin yanı sıra sizde bir de CRM varmış esasında. Bu sadece CRM yok. Şimdi o yüzden bir işletme nasıl ki bölümlere ayrılamaz, diyoruz ki bir işletmenin aynı şekilde yazılımları da ayrılmamalı. E böyle bakınca bize gelen öyle müşteriler var ki ben onları da ayrı tutayım. Benim eski şirketimde bile, ki yazılım şirketiydik, muhasebesinde bir şey kullanıyoruz. CRM'inde başka bir program kullanıyoruz. Call center'ında başka bir program kullanıyoruz. Satış saha takibinde başka bir program kullanıyoruz. Yazılım ekipleri proje takibini başka bir programda yapıyor. Bunların hiçbiri birbiriyle konuşmuyor. Ve açıkçası bunları entegre etmek için ve konuşturmak için harcanan vaktin haddi hesabı yok. Bir de minimumda da iki arkadaş Excel çalışıyor sürekli. Excel de çalışıyor. Biliyorsun ERP sektörünün en büyük rakibi Excel'dir. Kırılamayan şey o zincir. Ama kırıldı tabii yani. Gerçekten kırıldı. Şimdi bak, bu verimsizlikten bir anda düşünsene, her şey workgroup gibi bir yapının içinde. Yani biz bu pandemide stratejimizi daha da artık her şeyi içine alarak mükemmelleştirecek bir hale götürmeye çalıştık. Bugün bir ERP yazılımı olarak mükemmel bir yazılım work. Yani uzaktan erişimiyle, işte customization ve kişiselleştirme tool'larıyla, özellikleriyle, ama içinde muhteşem bir CRM var. İçinde gerçekten çok iyi bir proje yönetimi modülü var ki Kanban board'undan Gantt chart'ına kadar hazırlıyor. İş atayabiliyorsun. Üstüne üstlük de yani muhasebeden aynı anda veri de aktığı için ve birbiriyle bağlı olduğu için sen proje maliyetini gerçek zamanlı görebiliyorsun. İçerik yönetimi, content yönetimi, kendisi de bir web sitesi biliyorsun. Pandemiden sonra en önemli şeylerden bir tanesi ne oldu? Onu da şimdi hani pandemi sonrasına biraz geçiyorum. Vaktimiz de sınırlı olduğu için. Geçelim. Pandemi sonrasında da en önemli şeylerden bir tanesi ne oldu Fatih? Sen de çok net görüyorsundur. Herkese e-ticarete saldırdı. Herkes platformlarda, pazar yerlerinde satmaya saldırdı. E şimdi senin ERP'in bunu yönetemiyorsa, buraya entegre değilse ne yapacaksın? Düşünsene işinin zorluğu. Workgroup'te bir var. Yani Workgroup'te biz protein diye ilave bir çözüm geliştirdik. Ve bu çözüm bugün senin istediğin kadar web siteni, e-ticaret siteni, pazar yerini, bütün ödeme sistemi entegrasyonlarını yönettiği gibi
WorkCube'un içinden bir WooCommerce gibi istediğin kadar da siteyi yapıp canlı hale getirip tasarlayıp yayınlayabiliyorsun. Yani buraları açıkçası böyle herkes ya evet diyor, yani biz size ERP parası veriyoruz ama 20 tane daha yanına yazılım alıyormuşuz şimdi fark ettik diyorlar. Yani muhteşem bir şey var yani. Şimdi o yüzden biz de pandemi sonrasında evet iş ortaklığı vesaire bunlar vites büyüttük ama iki tane şey daha vites büyütüyoruz. Biz gerçekten müşteri şu cihazın içinden her şeyini yönetmeli. Yani telefonunu dahi artık WorkCube'in içinden edebiliyor müşteri. Kayıtlı nasıl ki e-faturasını kesebiliyor, kayıtlı elektronik postasını kullanabiliyor, banka entegrasyonunu yapabiliyor. Bunun gibi birçok şeyi ekliyoruz. Şimdi ama bu birinci şey. Yani hani bütünselliğini arttırıyoruz WorkCube'in. İkincisi ise kolay uygulanabilir bir hale çevirmeye çalışıyoruz. ERP'nin biliyorsun en büyük sıkıntılarından bir tanesi de implementasyon süreleri, implementasyonların başarısızlık oranları. Biz buraya da çok ciddi bir şekilde efor sarf ediyoruz. Yani pandemi ile birlikte fark ettiğimiz şey şu oldu. Bir yazılım şirketi olarak bile Fatih'cim çevreye duyarlı olmak zorundayız, tüketmemek zorundayız. Yani aynı işi 5 satırda değil, yarım satırda nasıl kodlayabiliriz ki daha CPU, daha az enerji harcasın. O yüzden de daha teknolojik ne var? Daha iyi iş yapacağımız kimler var? Yani bugün herhalde Türkiye'de Mozilla Vakfı ile Apache Vakfı ile işbirliğine giden Amerika'da herhalde ender yazılım şirketlerinden bir tanesiyizdir. Ama dünyayı yeniden keşfetmeye çalışmıyoruz. En iyisi neredeyse onu alıyoruz, komponent olarak içeriye ekliyoruz. Yazılım dilimizi bile daha da sadeleştirmek üzere kendi sintakslarımızı geliştiriyoruz. Buraları bizim pandemiden sonra gerçekten fokus noktamız oldu. Yani biraz şey gibi, no ERP, no code. Yani evet sen bir iş yazılımındasın ve olabildiğince kodsuz ol. Yani buraya doğru gidiyoruz çünkü buraya doğru da gidiyor dünya. Arka planda tabii ki çok ciddi bir mühendislik var. Orada inanılmaz bir kodlama dünyası var ama ön planda müşterinin yaşayacağı her şeyi de olabildiğince rahat yaşayabileceği bir duruma çeviriyoruz. Bunun yanı sıra pandemi sonrasında gördük ki gerçekten dünyada da başka türlü rekabet edebilecek bir altyapısı var. Ve bu noktada da şimdi inşallah 4. çeyrekle ve 2022 başıyla itibariyle ciddi bir sayıda yurt dışı ile ilgili işlerimizi de arttıracağız. Şimdiden onun temellerini atmaya başladık. Zaten 2019'da bir Almanya ofisi açmıştık. Bir de Amerika'da bir ofisi açmıştık. Yemen'de de 6-7 yıldır da distribütörümüz var. Şimdi Türkiye'de uyguladığımız sistemi dünyaya da yaymak üzere adımlar atıyoruz. Çünkü eminim ki gerçekten hani burada WorkCube dünyada birçok rakibiyle çok rahatlıkla kafa kafaya girebilecek durumda ve altyapıya sahip. Biz bugün 9.000 kişilik aynı anda kullanıldığı sistemlere de sahibiz. Bir kişinin de kullandığı sisteme sahibiz. Bu kadar ölçeklenebilir bir durumdayız. Hani hep diyorum ya hani teknolojinin bizi kolaylaştırmak ve yaymak ve hızlandırmak adına gerçekten herhalde Docker ve container teknolojisini ilk kullanan şirketlerden bir tanesiyiz. Bu dönemde diyeyim ve böyle genel bir toparlayayım Fatih'ciğim. Yani hani çünkü dediğim gibi plan çok, yapacaklar çok ve ciddi bir rüzgar bizim arkamızdan esiyor bu dönemde. Ben gelecek planlarınızı soracaktım. Ben sormadan hemen cevabını verdiniz aslında yurt dışı açılımlarından ve bahsettiniz. Belki şöyle bir soruyla bitirebiliriz. Şöyle bir izniniz olsa bir şeyle bitirebiliriz. Hani dedik ya ERP, ERP'nin dönüşümü işte iş yazılımları aslında. ERP alana iş yazılım bedava gibi bir mesaj çıkmasın bunun altından ama ERP deyince artık ERP geride kaldı. Artık iş yazılımlarını konuşuyoruz ve şirketlerin tamamının ihtiyacı bu. Ama işte sektörler karşımıza çıkıyor. Az önce söylediniz ya, süpermarkette olsanız, otomotiv yedek parçası üreten, otomobil üreten bir şirkette olsanız, işte e-ticaret şirketi olsanız mutlaka iş yazılımlarına ihtiyacınız var. Ruhsatlı başlıktan az önce siz bahsettiniz. WorkCube için önemli sektörleri sıralayacak olursak hangilerini sayabiliriz? İşte bizim için otomotiv olmazsa olmaz, gıda olmazsa olmaz, tekstil olmazsa olmaz ve sonrasında da şu hedeflediğimiz şu sektörler var diyebileceğiniz alanlar hangileridir deyip bitirelim isterseniz.
Şöyle, burada tabii ERP'nin hani ana fayda sağlayacağı sektörler dediğimizde en başında üretim var. Bu en başında üretim olmasının sebebi şu. Çünkü eskiden şöyleydi, hani hepimiz biliyoruz yani bir iş yönetmenin üç tane bacağı vardır deriz yani. İşte geçmişi denetle, bugünü yönet, yarını plana. Hani bu klasik bir şeydir yani. Ama geçmişi hangi zaman frekansında denetliyorsun? Hangi zaman frekansına yönelik planlama yapıyorsun? Şimdi mesela pandemi sonrası da bunu da görüyoruz. Normalde bu kat vardır biliyorsun geliştirilmiş. Ben pandemi döneminde bunu bir ufak böyle şeye de meraklıyım. İşin hani ne diyeyim bilimsel olarak geliştirilmesi noktasında da meraklıyım. VUCA hani değişken dönemi, belirsiz dönemi, sürekli krizlerin olduğu dönemi ifade etmek için günümüzdeki bir terminoloji. Ben VUCA'yı üssel olarak arttırdım. Yani üssel olarak şöyle arttırdım. P katsayısını koydum ve değişim bir daha ilave ettim. VUCA artık başka bir pandemiyle de karşılaşabiliriz. Çünkü hız anlamında başka bir duruma ihtiyacımız var. Pandemiyle karşılaşamazsak başka bir durumla karşılaşabiliriz. Buradaki şey şu. Çok hızlı reaksiyonlara ihtiyacımız var şirketler olarak. Bunu sadece şey diye düşünmeyelim. Gerçekten krizdi vesaire diye düşünmeyelim. Bir pazar, bir rakibin sana verdiği bir karşılık. Dolayısıyla bu değişim süreleri kısaldığı zaman senin şirket olarak da denetlemen, yönetmen gereken süreler de kısalmaya başlıyor. Yani dönüp hadi arkadaşlar bize 3 ay önceki raporlarınızı verin için 5 saat harcayamazsın. Ya da bir anda dönüp şunu demen lazım. Ben yeni bir sipariş aldım. Bu siparişimi mevcuttaki stok ham maddemle mi üretmem lazım? Eğer diyelim ki döviz girdili bir ham maddem varsa. Yoksa onu yeni yoldaki hammaddemle mi üretmem lazım? Hangisi benim için daha karlı? Yani bu siparişi yapıp yapmamayı bile belki öyle karar vereceğim ama bunlar hani dakikalık böyle hani gerçekten günlük kararlar. Hatta o kadar enteresan ki bazı kritik sektörler var. Yani borsaya bile kote hammaddeler satın alıyorlar. Yani her an değişebilen. Ya da üretiminin saatini ayarlamak zorunda daha fazla elektrik parası ödememek için. Şimdi bunun için sisteminde her şeyi hızlı, çabuk görebileceği değişkenlerin çok olduğu, raporlaması için kolay tool'ların olduğu bir iş yazılımına ihtiyacı var. Bu iş yazılımının bizim workgroup olarak konuştuğumuzda örneğin 250'den fazla hazır modülle geliyor. Raporlama modülüyle geliyor. Bütçe hazır geliyor. Bütçe modülü hazır geliyor. Ben şimdi biliyorum bazı şirketler var. Hani bırak böyle maliyet hesaplamalarını nakit tablosu için bile günlük nakit tablosu hesabı için bile oradaki muhasebedeki arkadaşlar 3 saat harcıyor. Bizde sadece bir tuş ve iniş yani ekrana inme süresi. Şimdi bunu hangi sektörler daha çok kullanacak? Bir kere üretimde hassas ve değişken girdileri olan sektörler, demir çelik sektörleri, işte ham maddesi dolara bağlı sektörler, yurt dışına ürün satışı yapan sektörler, hızlı ve çabuk üretim yapan sektörlerin hepsi, kısacası üretim yapanlar bizim için kritik yol noktasında birincil hedefimiz. Neden? Çünkü bu yapılar aynı zamanda o biraz önce bahsettiğim hani ortada bir muhasebe ERP var. Yanı sıra da birçok programı kullanıp da en çok eziyeti yaşayan sektörler. Denizli'den bir gerçekten çok enteresan pandemide atladı adam geldi yasaklarda geldi yani. Dedi ki bırakın ben yüz yüzeyi ben gerçekten görmek istiyorum çalışıyor mu yani. Ben dedi 7 tane ayrı program kullanıyorum. Yok VPN'le bağlan yok işte client'ına bir şey koy, o çalışmaz bilmem, bıktım dedi yani, bıktım dedi yani. Ve atladı geldi. Şimdi o yüzden birinci şey üretim sektörü. Ama ikinci hedefimiz şu. İş ortaklarımızın bizim içimizde dikey çözümler üretmesi ve dijital girişimci olması. Onun da sonu yok. Yani yeter ki o iş ortaklarımız o sektöre yönelik
o pazara yönelik bir verim görsünler ve bunu korusunlar. Çünkü WorkCube de bu rolü artık üstlenmiyor. Yani biz gerçekten çekirdeğimize ve çekirdeğimizin ve iş ortaklarımızın gelişimine konsantre olmuş durumdayız pandemiyle birlikte. Diğer şeylerin tamamını zaten iş ortaklarımıza yapıyoruz. O yüzden de iş ortaklarımıza biz bazen yönler veriyoruz. Diyoruz ki bak mesela git şuraya bir dikey çözüm kur. Çünkü günün sonunda bizim WorkCube'le verdiğimiz koskocaman bir satı ve milyonlarca parça Lego gibi düşünebilirsin. Her sektöre uyuyor. Ama bu sektöre uydurması ya yani uyumlamasını sağlamak için o iş ortağımızın tabii ki bir implementasyon süreci var. E biz best practice dediğimiz o uygulamalarla bu süreleri de olabildiğince dibe çekip hani tekrar edilebilir uygulamalar yaratma peşindeyiz. Bunu da teşvik ediyoruz. Burada da tabii ki hedefimiz de perakende var yakın dönemde. Ama bunları sadece artık Türkiye için konuşmuyoruz. Biraz önce söylediğim gibi yani dünyada perakendeye, dünyada efendime söyleyeyim işte tersane sektörüne, dünyada hukuk firmalarına, dünyada üretim firmalarına, dünyada otomotiv firmalarına diyerek ben günü toparlayayım. Çok teşekkür ederim Olga Bey katıldığınız için. Uzun zaman olmuştu sizin sohbetiniz, keyifli sohbetinizi yapmayalı. Bu vesileyle bu sohbeti yapmış olduk. Belki pandemiden sonra tekrar yüz yüze de görüşme şansımız olur. Sağ olun. İnşallah, inşallah Fatih. Ben teşekkür ediyorum. Tüm hani böyle ekibinize de sizlere de başarılar diliyorum. Biz de sizi hep yakından takipteyiz. Sağ olun, eksik olmayın. Değerli Enterprise izleyicileri, bugünkü röportaj konuğumuz WorkCube Türkiye yöneticisi sevgili Olga Artasa. Ben de kendisiyle hem WorkCube'un bugün hem pandemi dönemini hem de geleceğini konuştuk. Enterprise röportajlarımız devam edecek.